para kuleleriyle ilgili iddianame geçen hafta biliyorsunuz ortaya çıktı. Tahminim o ki önümüzdeki günlerde kurultayla ilgili iddianamede ete kemiğe bürünecek. Bunları tartışıyor olacağız. Şimdi tabii Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gölgesinde genel başkan seçildiği algısı oluşunca özellikle AK Parti ve Tayyip Erdoğan'la ilgili kurduğu diyalogla rüştünü ispat etti. Yani bir güç elde etti oradan. Onun için şu yorum yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet, İmamoğlu yerine Özgür Özel benim muhatabım diyerek onu öne çıkarttı. Bu yoruma katılır mısınız? O yoruma katılırım aslında, hukuken de genel başkan Özgür Özel. Fakat tabii ki Tayyip Bey o konuda da usta siyasetçi. Böylelikle İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki ayrışmayı da sağladı. Çünkü Özgür Özel ve İmamoğlu CHP kurultayında birlikte hareket edip o makamı birlikte kazanmışlardı. Bunu, evet, CHP içinde herkes konuşuyor. Özgür Özel de rüştünü ispat etmek için Erdoğan'dan güç aldı. Tabii siyasette bir kimilerine göre yumuşama, kimilerine göre normalleşme denilen şeye ihtiyaç vardı. Çünkü toplum kutuplaşmıştı ve bunun çok büyük sıkıntıları yaşanıyordu. Özgür Özel'in de İmamoğlu'nun Özgür Özel'in de Tayyip Erdoğan'ın da attığı adımları bu noktada olumlu buluyor. Ama sonuca ulaşır mı, hedefe ulaşır mı bilmiyorum. Tabii ama burada tabii Özgür Özel çok büyük sıkıntıda. Bir yandan rüştünü ispat ediyor, bir yandan da CHP içinden Tayyip Erdoğan'a teslim olmuş bir Özgür Özel kabul edilmiyor. Yani tepki de var yani günün sonunda. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar işte uzun zamandır iktidarı yaşamadığı için hatta Kemal Kılıçdaroğlu da zaman zaman kazanmamak üzere, hatta o şeyden başlamıştı rahmetli Deniz Baykal'dan, evet, yani işte Erdoğan'ı orada tutmak üzere muhalefet partisinin lideri diye bütün bu tartışmalar Kemal Kılıçdaroğlu zamanında da devam etti. Şimdi Özgür Özel'le ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi'nce böyle bir şey var, bir araştırma yaptırmışlar. Özgür Özel'e Şimdi görseli var, onu görseli versin arkadaşlar. Şey diyorsun değil mi? Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse Özgür Özel'e oy verir misiniz? Yok. Bu kamuoyuna yansımayan bir araştırmadan söz ediyorum. Sormuşlar Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'yla normalleşmesini nasıl buluyorsunuz? Evet. Yani CHP'nin, yani katılan ve CHP'liyim diyen %60 seçmen buna karşı çıkmış mesela CHP içinde. Yani bu tüzük kurultayı yaklaşırken tabii CHP çok hareketli. Bir de bunlara tabii CHP'de çok enteresan bir durum var. Meral Akşener'in işte Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ettiği iki büyükşehir belediye başkanı birbiriyle şu anda yarışta. İkisi de önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak istiyor. Eski genel başkan son genel kurultayda haksızlığa uğradığı için işte ofis açtı, evine gidip oturmuyor diye çok büyük tepkiler var. Kılıçdaroğlu orada siyasetine devam ediyor. Dolayısıyla CHP şu anda üç parça bence. Bir İmamoğlu var ve ekibi var. Özgür Özel var resmi genel başkan olarak. Özgür Özel'e tepkili olanlar var. Bir de ofisinden siyaset yapmaya hala daha devam eden haklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir de Mansur Yavaş var. Çünkü Mansur Yavaş CHP bünyesinde ama aynı zamanda bünyesinde değil. En son işte Kemal Kılıçdaroğlu'yla biliyorsunuz hem Mansur Yavaş yemek yemek istedi, bir araya gelmek istedi. Hem Ekrem İmamoğlu bir araya gelmek istedi. Kemal Bey Ekrem İmamoğlu'nu henüz kabul etmedi ama Mansur Yavaş'ı kabul ettiği için sanki Mansur Yavaş'la Kemal Kılıçdaroğlu birlikte hareket ediyor ya da olası bir CHP'nin başına geri dönmesi ya da CHP'deki kendi kitlesini harekete geçirme noktasında Mansur Yavaş'ın arkasında durduğu yorumları söz konusu. Ben bugün buraya gelmeden önce bir randevum vardı, tesadüf oldu. Kemal Bey'le de uzun uzun görüştüm. Bir de biliyorsunuz Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir, evet, Belediye Başkanı'yla yemek yediler. Ben Kemal Bey'e gitmeden önce Tunç Bey'i aradım ki Barış arkadaş biliyorsunuz onunla ilgili aday olduğuna dair şeyler söylemişti. CHP Genel Başkanlığı adaylığı söz konusu diye. Tunç Bey'le konuştum telefonla. Tunç Bey aday CHP Genel Başkanlığı için. Yani basın yaptığı açıklamalarda
kapıyı açık bırakıyor. Günü geldiğinde konuşuruz diyor ama siz görüşmeden başka yani, bir... Yani bana da kapıyı açık bıraktı ama benim... Ben de aday olduğunu düşünüyorum. Ben yani. Telefon görüşmemde Tunç Bey'le de hem İzmirli olması hasediyle hem uzun yıllardır görüştüğüm birisi, bir gazeteci olarak ben Tunç Bey'le telefon görüşmemden Tunç Bey'in aday olduğunu çıkardım. Bu programa katılacağımı da söyledim. Hani özel bir demeç evet. verir misiniz diye. Yorumlarınızı yapabilirsiniz dediği için rahat konuşuyorum. Tunç Bey aday. Fakat Tunç Bey şöyle diyor. Yani bu bir tabii ki tüzük kurultayı çok kaotik ve karmaşık bir durum var. Hani böyle bir kurultayda belirsizlikler var. Aday ama kazanacağına kesin gözüyle bakamıyor. O belirsizliklerin giderilmesi gerekir ve bakmamız gerekir diyor. Peki dedim ki yani işte delege imza toplanır da seçimli kurultaya götürür mü? Onunla ilgili de hazırlıklar olduğu söyleniyor ama yani şu anda ete kemiğe bürünmüş bir şey yok diyor. Yine kulislerde... Peki 700... Kemal Bey nasıl bakıyor sizce Tunç Soyer'in genel başkan adaylığına? Bugün sordum kendisine. Tunç Bey'le yemek yediğini söyledi. Bana böyle bir şey söylemedi dedi. Ben de kendisine dedim ki size gelmeden önce ben telefonla görüştüm. Benim görüşmemden çıkardığım sonuç en azından bana bunu dolaylı olarak söyledi. Ben de kendisine bunu anladığımı ve akşam yayında da söyleyebileceğimi söylediğimde de itiraz etmediğini söyledim dedi. Evet. Hayırlısı olsun dedi Kemal Bey. Bir şey demedi yani. Kemal Bey giden herkese hayırlısı olsun diyor. Mesela gene Ekrem Bey'i sordum. Ekrem Bey'le görüşmüyorsunuz ama işte Mansur Bey'le görüştünüz. Mansur Bey yemeğe davet etmişti. O günün sonunda Mansur Bey benim belediye başkanımdı. Yemeğine icabet etmemem mümkün değildi. Tabii ki gittim. Zaten Tunç Bey de geldi. Yine yemek yemek istedi. Onunla da yedim. Peki dedim Ekrem Bey'den böyle bir davet almadınız mı? Çünkü en azından ekranlar aracılığıyla Ekrem Bey'in böyle bir daveti olduğunu, sizi ziyaret etmek istediğini biliyoruz. Böyle bir davet almadığını söyledi mesela. Ekranlardan sadece. Ama resmi yani telefonla ya da başka bir yolda doğrudan bir davet yok. Hayır doğrudan bir davet olmadığını söyledi. Sadece dedi bayramda telefon açtı, bayramlaştık. İşte yarın da Hacı Bektaş'a gidiyor biliyorsunuz Kemal evet. Bey. Hatta Tunç Bey de gidiyor onunla birlikte Hacı Bektaş törenlerine. Yani orada bir tören var. Peki dedim ki yani bir manifesto yapacağınız söyleniyor. Bu manifestoda neler var? Ben dedi zaten her zaman konuşmalar yapıyorum bu tür konuşmalar. Geçenlerde de bir kanala çıktım konuştum. Konuşmam gerektiği ve tavır almam gerektiği yerlerde bir takım şeyler söylüyorum. Yarın da bana göre onlardan bir tanesi. Ama dedim yani bu yarınki töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı organize ediyor Ekrem İmamoğlu. Günün sonunda Ekrem İmamoğlu da orada olacak ve onun törenine katılıyorsunuz. Onun düzenlediği bir törene. Tabii dedi olabilir. Yani orada da görüşeceksiniz. Evet dedi görüşeceğiz, karşılaşacağız. Peki özel bir görüşme söz konusu olabilir mi? Sanmıyorum dedi. Yani ben aynen aktarmak istiyorum. Çünkü evet. yani yorum da katmak istemiyorum. Özel bir görüşme olmayacağını yani söyledi. Hacı Bektaş'taki etkinliklerde Tunç Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu, evet. Ekrem İmamoğlu bir araya gelecek. Bir yerde olacaklar. Bir yerde özel olacak. Görüşme olmayacağını bilmiyoruz. Özel görüşme olmayacağını söyledi yani. Kemal Bey. Bana. Hala bir ümit var mı? Hissettiniz mi? Yeniden bir genel başkan olabilirim hissiyatı hissettiniz şimdi mi? Şimdi Kemal görüşmede? Bey şunu istiyor aslında. Biliyorsunuz o gecenin ertesi günü hem işte bir takım spekülasyonlar vardı ki savcılık soruşturması gizlilik kararı var ve devam ediyor. Tahminim de bir iddianame ortaya çıkacak oradaki şeylerden. Çünkü 2-3 tane iş adamı konuştu. O para kulelerine bağlantılı olarak delegeye dağıtılan paralar, işte kaldıkları oteldeki görüntülerden söz ediyorlar, alışverişlerden. Yani bu konuyla ilgili çok kişi çok şey söylüyor. Tabii son gece operasyonu deniyor delegelere. Ve konuşuluyor. Kaldı ki onunla ilgili ben de konuştum. Çünkü başından sonuna kadar kongrede Kemal Bey'in odasındaydım. En azından olanları oradaki... Zaman zaman da ekranlara çıktım, anlattım, biliyorum. Kemal Bey bir iade-i itibar istiyor haklı olarak. Bence hakkı da çünkü hemen ertesinde de Ekrem Bey'in yarattığı medya gücüyle birlikte Kemal Bey biliyorsunuz saldırılar oldu. Evinde niye oturmuyor, niye ofis kurdu yani neredeyse eve hapsetmek istediler. Kemal Bey'i konuşturmak istemediler, işte o gecenin tartışılmasını istemediler. Bunlardan da çok rahatsız oldu. Nitekim bazı gazetecilerle de çatışma yaşıyor Kemal Bey hala daha.
Hatta çok ağır şeyler söyledi en son çıktığı bir programda biliyorsunuz. Evet. Gazetecilerin para karşılığı, işte kendisine saldırdığını, yazılar yazdığını, onları bildiğini falan söyledi. Bunlar çok önemli iddialar. Ki dün de bir gazeteciye yine aynı şekilde Twitter'dan cevaplar yazdı. Onu da sordum kendisine. Dolayısıyla Kemal Bey'in haklı olarak bir iade itibarı istiyor.